Evet, Zekeriya Beyaz hattımız demiş. Onu da alalım stüdyoya dönmeden. İyi geceler Sayın Beyaz. İyi geceler Sayın Cevizoğlu. Buyurunuz. Efendim, önce bu şifre konusundan kısaca söz etmek istiyorum. Bu delikanlı bana telefon etti. Dedi ki... Şimdi mi? Hayır, henüz kitabı çıkmamıştı. Evet. Ben dedi Kur'an-ı Kerim'in şifresini buldum dedi. Ondan sonra bunu getirip size göstermek istiyorum dedi. Nasıl bir şey bu dedi. İşte dedi, simetrik dedi, hesaplarla dedi, ayetlerin, Kur'an'ın gizli şifresini ortaya çıkardım dedi. Dedim siz neyle meşgul olursunuz, işiniz ne dedim. Dedi ki ben Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde öğrenciyim. Birinci, ikinci sınıfta. Dedim ki delikanlı dedim, sen dersine çalıştın. Bunlar yanlış şeylerdir. Kur'an-ı Kerim'in şifresi falan yok. Kur'an-ı Kerim mubindir. Kur'an-ı Kerim apaçıktır, açıklayıcıdır. Dolayısıyla Kur'an'da şifre diye bir konu yoktur. Derslerine çalış, böyle şeyleri bırak dedi. Siz yazdıkta... Günah, böyle şeylerle uğraşmak günahtır. Siz yazdıklarını okuyarak mı söylediniz, okumadan mı söylediniz? Okumadan söyledim. Çünkü bilinen şeyler, bunlar ilk defa olan şeyler değil. Sonra bana getirmedi. Bir süre sonra kitabın çıktığını gördüm. Birkaç defa da çeşitli vesilelerle televizyonlarda ben açıkladım. Efendim, Kur'an-ı Kerim'in şifresi, hilesi, bilmem haşa böyle şey mümkün değildir. Kur'an-ı Kerim apaçıktır. 19 mucizesi denilen şey yalandır, uydurmadır. Bunların tamamı birkaç amaca yönelir. Ya menfaat sağlamaya yöneliktir, para kazanmaya yöneliktir veyahut da bir süre sonra bu kimseler mehdiliklerini, peygamberliklerini ilan ederler. Kendilerinin kendileriyle ilgili filan filan ayette hüküm olduğunu ortaya korlar. Çünkü ebced hesabı kullanaraktan bir takım ayetleri ele alırlar. O ayetlerden bir takım numaralar hesap toplama, çıkarma, bölme, simetrik ortaya bir rakam çıkar. Ne çıkar? Kişinin doğum tarihi. İşte bu ayet benden bahsediyordu. Hatta daha ileri gider şu ayet benim okula gittiğim tarihten bahsediyordu. Daha ileri gider bu ayet işte benim bilmem neyimden bahsediyordu. Kısacası Kur'an-ı Kerim kendisinden bahseder hale gelir. Kendinden haber verir hale gelir. Böylece kendi mehdiliğini, kutsallığını ortaya koymaya çalışır. Reşat Halife'nin de öyle bir... Reşat yaptığı o, bir başkasında yaptığı o, bunların sonu da bir yere varır. Kur'an-ı Kerim'i, İslamiyet'i iptal etmek. Özellikle bunlar Amerika'dan çıkıyor. Amerika'dan çıkıyor. Bir zamanlar huzurumuzu alıp tartıştığınız o bir sahte peygamber vardı. O da bunun benzeri şeyleri yapıyordu, Evren'in soğulu. O da şimdi Amerika'da. Bir diğer sapık vardı, o da şimdi Amerika'da. Bakıyorum orada toplanıyorlar. Böyle Türkiye'ye karşı, İslamiyet'e karşı tuzak hazırlamak üzere, böyle dinimizin temellerine dinamit koymak üzere bir takım yanlış yollara giriyorlar, saptırmalara gidiyorlar. İslamiyet'in efendim ilgisi olmayan konuları ona mal ediyorlar. Diyelim ki bir rakam ortaya çıkardınız. Buyurun çıkardınız. O bizim affedersiniz merkebin ayağının kırıldığı tarihtir. Dersem ne diyeceksiniz? Her tarihte, her günde, dünyada milyarlarca olay olur. Doğan var, ölen var, yalanan vardır. Efendim bin türlü dünyada olaylar cereyan etmektedir. Sizin ortaya koyduğunuz rakam bunların hangisinden bahsediyor? Hangisini ne hakla, ne bilgiyle, hangi gerekçeyle neye mal ediyorsunuz? Binaenaleyh bunların hepsi safsatadır. Bunların hepsi İslamiyet'e karşı saygısızlıktır. Bunların hepsi İslamiyet'e karşı bir tuzaktır. Müslümanların uyanık olması lazım. Bunları televizyonlara çıkartıp mevzu bahis etmek, bunları böylesine meşhur etmek de yanlıştır. Özür dilerim. Yanlıştır. Bir süre önce öbür bir kanal yaptı. Müdahale ettiğimiz halde bize söz vermediler. Yazıktır, günahtır. Bu neyse, kanalları bir tarafa bırakalım Sayın Beyaz. Ama piyasada, hayır, beni veya bir başkasını değil de şunu belirtelim. Bakın, televizyonlarda bunlar konu olmasa kitap, işte Edip Yüksel'de 8. baskısı mı vardı? Bu sefer yani, siz yine yapıyorsunuz, sağ olun. Hayır, piyasada ve kamuoyunda, toplum önünde tartışılan bir konu. Gazetelerde sayfa sayfa manşetler, açıklamalar, röportajlar, dergilerde öyle. Şimdi toplumun ilgilendiği... Sizi takdir ediyorum. Hayır, ben veya bir başkası beni takdir edin diye söylemiyorum. Toplumda tartışılan bir konuyu tabii ki tartışma programları gündeme getirecek
lehinde ve aleyhindeki görüşlerle gayet doğal. Ama gelin gene buyurun siz şifre konusundaki iddialarınıza, görüşlerinize İslamiyet'e tuzaktır ve Amerika kaynaklıdır bunlar diyorsunuz. Efendim kıyametin şu zaman kopacağını bana bildirdi. Kim bildirdi? Allah bildirdi. Nasıl bildirdi? Vahyi geldi. Oldu peygamber. Konu budur. Yarın o tarihte kıyamet kopmayacak. Ne oldu? Kur'an-ı Kerim yalan söylemiş oldu. Kur'an-ı Kerim asılsız oldu. Efendim Kur'an-ı Kerim'den işte bu türlü harflerle, hesaplarla uyduruk şeyler çıkardı, ortaya koydular. Bir süre sonra o gerçekleşmedi. Halk ne diyecektir? Bak Kur'an yalan çıktı. Kur'an-ı Kerim'i bu türlü şeylere alet etmek sonuçta Kur'an-ı Kerim'e zarar verir, İslam'a zarar verir. Bunun kaynağını da arz edeyim. Yahudiliktir. Yahudilikte efendim onların tasavvufunda bu türlü şeyler ala vere dala vere çoktur. Sabatay Sevi adındaki dönmelerin, avretilerin lideri olan o Sabatay Sevi de böylesine mehdiliğini, peygamberliğini bu türlü harf hesaplarıyla, ebced hesaplarıyla Tevrat'tan çıkartmıştır. Ve Yahudilerin başına büyük bela açmıştır. Osmanlı'nın başına büyük bela açmıştır. Eğer bunlara halkımız inanmış olsa Allah korusun bunlar memleketin altını üstüne getirir. Dini tahrip eder. Müslümanların başına belalar getirir. Onun için bunlara inanmamak gerekir. Bunları taftiş etmek gerekir. Edip Yüksel ben Müslümanım diyor ama yani Edip Yüksel başka bir dine mensubum da ben İslamiyet'e karşı fikir, görüş, iddia ortaya koyuyorum demiyor ki. Hatta İslamiyet'i başkaları anlamıyor. Ben anlıyorum. Reşat Halife anlıyor diyor. İşte bütün kendisi burada sorun. Bütün münafıklar dıştan Müslüman gözükürler. Kendilerini İslam'ın içinde gösterirler ama içeriden darbe vururlar. Bu sözünüz Edip Yüksel'e mi? Açıktan, genel mi? Bir kişi açıktan diyorsa ki efendim Allah şu tarihte filan kişiye şöyle bir konuyu bildirdi diyorsa, vahiy gönderdi diyorsa o kişinin normalde İslam'la alakası olmaz. Bilinçli olsa yapıyorsa ama cehalet icabı insan bir şeyler söyleyebilir. Veyahut da dili sürçebilir, bir takım yanlışlar yapabilir. Ama bilinçli olarak iddia ediyorsa, bu işlerin üzerine gidiyorsa, 19 mucizesi diye Kur'an-ı Kerim'e safsatalar izafe ediyorsa, Kur'an-ı Kerim'in bir kısım ayetlerini Kur'an'dan değildir diye efendim dünyaya yayın yapıp Kur'an-ı Kerim'e şüphe getiriyorlarsa bunlar Müslüman filan değildir. Bunlar İslamiyet'i tahribe uğraşan gizli ajanlardır. İslam içine sokulmuş, bir dakika hocam. Hocam bir dakika. İhanetlerdir. Hocam bir dakika. Gizli ajanlardır dediğiniz bir insan burada. Açık, gizli değil. İşte burada Edip Yüksel. Yani Edip Yüksel'e mi bu sözünüz? Genel mi ifade ediyorsunuz? Yani... Zekeriya Beyazlar beni muhatap eder misiniz? Sizinle konuşabilir miyiz? Reşat Hanife'nin yaptığı dinle. Şey 19 mucizesi dediği şey ve Kur'an-ı Kerim'den filan ayetler Kur'an'dan değil diye hükümler çıkarıp dünya yaymak İslam'la nasıl bağlaşır? Bu İslam'a darbe değil de İslam'a düşmanlık değil de nedir bu? Bir dakika cevabını alalım Sayın Beyaz. Siz hatta kalın. Buyurun Sayın Beyaz. Yani bence burada bir senelerdir bu kitap yayımlanmış ve ben Türkiye'de sizin kitap gibi 19'la ilgili kitap. Evet. Ben sizin gibi insanlar yüzünden ülkemi terk etmek zorunda kaldım. Ben Amerika'ya giderken cebimde birkaç yüz dolar vardı, bir iki yüz dolar vardı. Her şeyimi burada bıraktım. Bir saniye. Sayın Beyaz, demin Süleyman Ateş hocamızın yakındığı bir konuya düşmeyelim. Sırayla konuşalım. Bir dakika cevap hakkınız var Edip Bey buyurun. Sizin gibi dini tekellerini almak isteyen, farklı düşünen insanları mürted ilan edip, onları ajanlıkla suçlayıp, insanların yabancı düşmanlığı şeyine sığınarak, psikolojisine sığınarak, onları ajan olarak telkin ederek, böylece onları hedef yapmak, belli kişiler, teröristlere hedef yapmak, maalesef sizin çağlar boyunca uyguladığınız bir taktik. Ben Amerika'yı sevdiğim için gitmedim. Ben Amerika'yı her zaman eleştiririm ve Amerika'da Amerika'yı en şiddetli şekilde eleştiren hukukçulardan birisiyim. Benim orada yayımlanan yazılarımı bir okusan, benim orada bir ajan değil, orada bir göçmen olduğumu göreceksin. Ben ülkemi sevdiğim ülkeyi, sizin gibi despot, sizin gibi başkalarının görüşlerine tolerans göstermeyen insanlar yüzünden kaçtım güzel kardeşim. Ben seni dinlerim, bütün insanları dinlemek isterim. Ama sen diyorsun ki senin konuşmaya hakkın yok. Çünkü sen bizim gibi, bizim cemaatimiz gibi düşünmüyorsun. 19 konusunu bence
bana Allah aşkına biraz imkan verin. Çünkü senelerce bunlar konuştular, kötülediler, çarpıttılar, saptırdılar. İnanıyorum ki bu arkadaş okumamış bile. Çünkü bağnaz olduğunu zaten kendisi söyledi. Dedi ki ben okumam. Çünkü böyledir, böyledir. Ben okumam diye. Demedi canım. Enver Çelakıl beni aradı. Kitap henüz çıkmamıştı. İncelemeden karar veriyorum. Dedi. Evet. Şimdi bilmiyorum, bana müsaade verir. Ben kıyamet olayını başka zamana bırakın. Veyahut da kitaplar da var. Bence en önemli olaylardan birisi bu. Ve Amerika'da insanların bu konuya ilgisi çok daha ilginç. Yani çok daha olumlu bakıyorlar. Amerika'da dediğim Amerikan ajanlar falan, insanlar, sokaktaki insan. Amerikalılar şuna mı ilgiyle yaklaşıyorlar? Kur'an-ı Kerim'de 19 mucizesi vardır iddiasına mı? Tabii yani, ama olayı incelerken. Amerika'daki Müslümanlar mı buna bakıyor? Yok yani herhangi bir Amerikalı, herhangi bir Hristiyan Amerikalı çok daha objektif olarak yaklaşabiliyor. Çünkü belli konularda bağnazlıkları yok. Yani Kur'an-ı Kerim'de eğer 19 şifresi var ise Amerikalı Hristiyanlar daha mı sempatiyle İslamiyet'e yaklaşıyorlar gayet Kur'an-ı Kerim'e? Gayet tabii. Onları Müslümanlığa mı yaklaştırıyorsunuz? Zaten 19'un hikmetleri. Önemli birisi Kur'an diyor ki müminlerin ve Hristiyan ve Yahudilerin şüphelerini ortadan kaldırsın diye. Ama bakıyorum ki Türkiye'de ve İslam ülkelerinde özellikle Allah'ın kitabını orta çağ kafasıyla, bilgisiyle sınırlamak isteyen insanlar, ha Allah edebi mucize gönderebilir ama Allah matematikten anlamaz. Nasıl matematik olur? Ya Allah kainatı ya matematik diliyle yarattı. Öyle demiyorlar. Yani Allah matematikten anlamaz diye böyle, yok. Yani ifade sonucu bu. Böyle Allah şifre, mucize bu şekilde, sizin çıkardığınız şekilde bir durum yoktur diyorlar. Yoksa Allah en fazla bilim sahibidir. Öyle peki. Değil mi? Yani kimse onu inkar etmez. Ben birkaç ayet okuyayım müsaadenizle. Ona Rabbinden bir ayet. Ayet kelimesi tekil olarak geçince Kur'an'da 84 kere geçer. Sürekli mucize anlamına gelir. Ayet indirilmeli değil miydi diyorlar. Yani tekil olarak. De ki gayb Allah'ındır, bekleyin. Ben de sizinle birlikte bekliyorum. Başka bir ayet. Bu tüm dünya bir mesajdır ve onun haberlerini bir süre sonra öğreneceksiniz. Başka bir ayet. Onun gerçek olduğu onlara apaçık oluncaya kadar onlara ufuklarda ve kendi işlerinde ayetlerimizi göstereceğiz. Rabbinin her şeye tanık olması yetmez mi? De ki, onu göklerin ve yerin gizemlerini bilen indirdi. O bağışlayandır, rahimdir. Gizemleri Allah biliyor. Başka bir ayet. Bu 13. surenin 38. 40. ayeti. Senden önce elçiler gönderdik ve onlara eşler ve çocuklar verdik. Allah'ın izni olmadan hiçbir elçi bir mucize getiremez. Her bir sürenin bir yazgısı vardır. Allah dilediğini siler, dilediğini bırakır. Ana kitap onun yanındadır. Onlara söz verilenlerin bir kısmını sana göstersek de, senin canını alsak da sana düşen görev bildirmektir. Hesap ise bize düşer. İki anlamlı bir kelime. Kıyametteki hesap. Ama Hazreti Muhammed'e söylüyor. Yani Reşat Halife'ye söylemiyor. Tabii. Evet. İkbal. Kendilerine meleklerin gelmesini mi yoksa Rabbinin yahut Rabbinin bazı ayetlerinin, mucizelerin gelmesini bekliyorlar. Rabbinin bazı ayetleri geldiği gün daha önce inanmamış ve ya imanında bir hayır kazanmamış kişiye ne bir yarar sağlamaz, bir yarar sağlamaz. De ki bekleyin, biz de beklemekteyiz. Şimdi bu ayetler gösteriyor ki Kur'an'ın mucizeleri sadece o zamanda değil, İlerideki Müslümanlara da. Çünkü Kur'an diyor bu Allah'ın kelamıdır. Efendim o zaman da mucizeler görüldü. Efendim o zaman edebiyatı çok iyi bilen, edebiyatla haşır neşir olan insanlar onun edebi mucizesini anladılar. Ama hiç Arapça bilmeyen, hatta Arapça bilse dahi onların edebiyat düzeyinde, Arap edebiyatı düzeyinde edebiyat bilgisine, zevkine sahip olmayan insanların Kur'an'ın mucize oluşu iddiaları nasıl bir iddiadır? Diyor ki efendim hocalar, Kur'an bir mucizedir. Anlat bakayım bana, nasıl bir mucize? Standardı ne? Edebi mucizedir diyorsun. Allah aşkına bana objektif olarak edebi bir mucizenin şeylerini söyle. Parametrelerini göster, prensiplerini göster. Yok. Keyfi, subjektif bir şey. Birisi derse ki Nazım Hikmet'in kitabı bir mucizedir. Kur'an'dan daha güzeldir. Ne diyeceksin? Hayır bu daha güzel. Ne, delilin ne? Tümüyle subjektif biri de, ama Kur'an subjektife bırakmıyor. Çünkü Allah diyor ki onlara ufuklarda afaki ve kendi nefeslerinde delillerimizi göstereceğiz. Kur'an diyor ki bu bir mucizedir ve ileride gaybı haberleri ortaya çıkacaktır. Ve 19'la ilgili ayetler, ben 19'a şimdi geçiyorum, delil vereyim. Yani bu şimdi, arkadaşımızın söylediği hep ayetleri çarpıtmadır. Peki, vallahi çarpıtmadır. Peki, bakın böyle ayet yok diyor Süleyman Hoca. Ayet var ama böyle değil. Manası böyle değil efendim. Manası neymiş? Böyle değil. Ben ayetleri okudum. Ne yanlış var? Bu ayetler indiği zaman Hazreti Peygamber ve Müslümanlar Mekke'de baskı içerisinde dedi. Evet. وَلَا تَعْلَمُنَا نَبَاهُ بَعْدَ حِينَ. Bir süre sonra onun haberini siz dünyaya nasıl yayıldığını göreceksiniz. Oradaki olayla ilgili. Muhammed peygamberin hayatını takip etmiş. Bu ayetler diyor. Ayet mucize demektir o
وَلَا تَعْلَمُنُ نَبَاءَهُ Ne bu? Bunu zahir ayetler mi? Onu ayetler olsa mı zahir? Yok, ayet kelimesi kullandım. Ayet kelimesi ayet Kur'an'da kelimesi, tekil olarak ne anlamına geliyor? Gayet tabii. Tamam. Mucize, işaret Allah'ın tamam. Varlığının Allah, varlığın Allah diyorum ki Muhammed Peygamber'in zamanıyla sınırlı gelecek. Aynı şey. Bu sınırlamayı sen yapıyorsun. Aynı öyle demiyor ki ileride Sayın gelecek. Cavizoğlu. Hatta bir yerde bekle ben de sizinle beklemek. O bir ayeti tamam. Okudum da. Tamam. Buyurun. Diyor ki ölsen de. Bir dakika. Evet. Buyurun. Karşınızdaki muhatap saptırıyor. Ayetleri saptırıyor. Konuyu saptırıyor. Onun derdi Kur'an-ı Kerim açıklamak değil. Kur'an-ı Kerim'i saptırmak ve yanlış yorumlarla bir takım kötü neticelere varması. Allah'ın varlığının, birliğinin ayetleri, işaretleri her asırda, her zaman vardır. Şu anda da vardır. Peki Kur'an'ı Allah kelamı olduğuna dair delilin mi? Allah'ın varlığının, birliğinin alametidir, ayetidir. Bunda şüphe yok. Ama siz bunu buradan çıkartıyorsunuz. Reşat Halife'ye bir mucize hissesi. Bırak o adamı. Ben o adamı hiç siz konuşmuyorum. Ölmüş bir adam. Kendinizde Allah tarafından yani Hazreti Muhammed de vefat etti. Kur'an'ın filan ayetinin Kur'an'dan olmadığına dair hüküm çıkartıyorsunuz. Bunlar sapıklıktır. Bunlar ilim filan değildir. Bunlar irfan değildir. Bunlar imanı, irfanı, ilimi, bilimi saptırmadır. Dejenerasyondur. Dolayısıyla bir takım kavramların arkasına saklanıp da öyle bozmaları, öyle efendim saptırmaları saklayamazsınız, örtemezsiniz. Bunların ilmi, dini hiçbir tarafı, tutarlı tarafı mevcut değildir. Dolayısıyla Sayın Cevdet'in cevabım o da değil. Soruma cevap verebiliyor musun? Ben buradan halkıma, Türk milletine hitap etmek istiyorum. Bunlara inanılmaması gerekir. Bunlar yanlıştır. Bunlar baştan sona İslamiyet'in temellerine dinamit koymak için ortaya çıkmış kişilerdir. Bir takım gizli açık örgütlerin adamlarıdır. O nedenle sorusuna da cevap vermiyorum. Onu muhatap saymıyorum. İşte aynen bu tavır bu. Korkuyorsun çünkü biliyorsun. Cevabın yok. Suçluyorsun. İftira atıyorsun. İlmi olaraktan konuşmayı siz edebi olaraktan ben kimin ajanıyım? Kimin ajanıyım? Seni açıklamaya davet ediyorum. Lütfen. Siz şeytancasına fitne fesat peşindesiniz. Size verilecek cevap da anlayacağınız dilden olacaktır. Tarih boyunca Sayın Beyaz, tarih boyunca fitne fesadı siz yaptınız ve Müslüman alemini böyle geri bıraktınız. Siz yapıyorsunuz şu anda. Sizin şu ana Allah kadar eğitim, sizin öğretiler maalesef İslam alemini geri bıraktı. Cehalet içinde bıraktınız. İmanına, zihnine fitne fesadı çünkü ortaçağ Arap kültürünü kutsallaştırdınız. Baban dahi seni lanetledi. Dinsiz imansız İbrahim'in babası da İbrahim'i lanetledi. Bu delil mi? Bu delil mi? İbrahim'in babası da lanetledi. Kendi baban senin dinsiz imansız olduğunu ve İslam'a düşman olduğunu ilan etti. Büyük bir alim olan baban öyle Allah'ın rahmetine kavuştu. İbrahim babası vermedin ki suçladın. Değil senin sorun ne? Baştan sona safsata neresini doğrultacaksın? Niye çekiniyorsun sorunuzun ki? Sorunuzun neresini doğrultup neresini bir soru sorayım sana. Hepsi safsata. Cevap verme hakkını sana vereceğim. Sadece bir saniye soracağım cevap ver bakayım. Niye çekiniyorsun ki? Hazır mısın? Ben anlamıyorum Cevizoğlu. Soruna cevap ver. Bir soru soracağım cevap ver. Hatta iki soru sorayım. Bir, bu memleketi birbirine düşüren insanlardan birisi sensin. Kız çocukların başörtüsünü abartarak insanları birbirine düşman ettin. Yapmayın canım. Şimdi başörtüsü gerçekten esas ajan varsa o ajan sensin. Yapmayın, bu ülkenin insanlığı bu kullarından mahrum ettin. Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğunu... Ajanlık söylüyorsan ajanlığı yapan Allah sensin. Allah kelamı olduğunu nereden biliyorsun diyorsun. Şimdi çocuklar söyledi bana. Sorun. Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğunu önce imanımdan biliyorum. Çünkü Kur'an-ı Kerim diyor ki yu'minuna bil gaybi diyor. Müslüman olan kişi gaybe inanır önce. Gaybe inanmadıktan sonra Müslüman olamazsın. Sen inanmıyorsun işte gayb. Yani peygambere, 19, Kur'an-ı Kerim'in 19 gaybdi. Gelince inanmadın ki. Allah'ın varlığına inanmadan Müslüman olamazsınız. Önce gaybe inanacaksınız, Müslüman olacaksınız. Ondan sonra istediğiniz kadar araştırın, inceleyin. 19 mucizesi bir gayb haberi ve bu iyi geceler Sayın Beyaz. 19 ile ilgili ayet diyor ki bu müminlerin imanını sınayacaktır. İnkarcılar onu anlayamayacaktır ve Allah bununla ne kastetti diye bocalayacaklardır. Öyle söyle.